Herkese merhaba. Bu videoda gördüğünüz bu sevimli minik ayakkabıların yapılışını anlatacağım. Tabanı 4,5 santim büyüklüğünde, uzunluğunda. 4-4,5 santim büyüklüğünde bebeklerin ayaklarına uyabilir arkadaşlar bu boyut. Ayrıca kanalımda daha önce paylaştığım pembe saçlı kıza böyle bir ayakkabı yapmıştım. Aslında mavi ayakkabıyı ilk başta bu bebeğim için yapmıştım. Fakat çok renkli olacak diye düşündüm. Çok karışık olmasın dedim. Çünkü elbisesi de beyazlı. Ama o da uyabilir. İsterseniz bu modeli de yapabilirsiniz. Bu boyut kanalımda anlattığım şeker kıza da uygun olur. Ayrıca pembe saçlı kıza da uyabilir arkadaşlar. Uyar yani. Onun için yaptım zaten. Dediğim gibi 4,5 santim taban uzunluğu. Hemen ayakkabının yapımına başlayacağım. Sizden önce kanalıma abone olmanızı istiyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Hemen başlıyorum şimdi. İpimin markası Diva Amigurumi. Şöyle 50 gram 130 metre bir ip. Çok ince bir ip değil. Numarası, kod numarası yazmıyor arkadaşlar. Böyle mavi, bebe mavisi diye geçiyor internette baktığınız zaman. Tığım 2 milim. 2 ayakkabıyı da aynı yere kadar, buraya kadar aynı şekilde öreceğiz. Hiçbir değişiklik yok. Sağ ve solu önce hazırlayalım arkadaşlar. 2 tane bundan örelim. Daha sonra ikisini birlikte sağ ve sol tekini nasıl yaptığımı göstereceğim. Şimdi ayakkabıya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. İkinci zincire batıyorum. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yaptım. Son zincirin içine 2, 3, 4 tane sık iğne yaptım. Aynı boşluğun içine. Zincirin diğer tarafına döndüm. 2, 3 tane sık iğne yaptım. Son boşluğun içine çift yapıyorum. İlk sık iğnem burada. Onun içine battım. İlmek kaydırma ile birleştirdim. Bir zincir çektim. Aynı yere batıyorum. Çift yapıyorum. İlk sıra sonunda sayım 13 sık iğne. Şimdi ikinci sırada çift yaptım. 1, 2, 3 tane sık iğne ördüm. Çift yapıyorum. İkinci çifti yapıyorum. Üçüncü çift. Dördüncü. 4 tane çift yaptım. 1, 2, 3 sık iğne ördüm. Çift yaptım. Bir daha çift yaptım. 2 tane arka arkaya çift yaptım. İlmek kaydırma ile birleştirdim. Bir zincir çektim. Sayım 20 oldu. Üçüncü sıradayım. Bir tek yapıyorum. Yanındakine çift. Bir tek, bir çift. Üç sık iğne. Bir tek, bir çift. Üç sık iğne yaptım. Tekrar bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. 4 kere bir tek, bir çift yaptım. Şimdi 1, 2, 3 sık iğne yaptım. Tekrar bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. 2 kere bunu yaptım. İlmek kaydırma ile birleştirdim. Bir zincir çektim. Sayım
27 sık iğneye çıktı. Şimdi dördüncü sıradayım. Aynı yere batıyorum hemen. 1, 2, tek, 1, çift. 1, 2, 3 sık iğne. 1 tek, 2 tek ve çift. 2 tek, 1 çift. 1, 2 tek, 1 çift. 1, 2 tek, 1 çift. 1, 2 tek, 1 çift. 4 kere 2 tek, 1 çift yaptım. 3 sık iğnemi örüyorum burada arada. Sonra tekrar 1, 2 tek, 1 çift. 2 tek, 1 çift. Bunu da 2 kere yaptım. 2 tek, 1 çift. İlmek kaydırma ile sıra başına birleştirdim. Bir tane zincir çektim. Sayım 34 sık iğne oldu. Hemen dibine batıyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne ördüm. Sıradakine çift yapıyorum. 3 tek, 1 çift. 3 sık iğneyi örüyorum. Tekrar 4 kere 3 tek, 1 çift yapacağım. 2, 3 tek, 1 çift. 1, 2, 3 tek, 1 çift. 1, 2, 3 tek, 1 çift. 1, 2, 3 tek, 1 çift. 4 kere 3 tek, 1 çift yaptım. 1, 2, 3 tane sık iğnemi ördüm. 1, 2, 3 tek, 1 çift. 1, 2, 3 tek, 1 çift. 2 kere yapıp sıramı tamamladım. Yine ilmek kaydırma ile sıra başına birleştirdim. Bir zincir çektim. Ayakkabının tabanı bitti. Şimdi blosundan bakın. 41 sık iğne oldu burada. Bu sırada arka lobdan öreceğiz. Arka loba batıyorum. 1. Bakın. Ortasından batıp arkasından çıkıyorum. Burada 41 tane sık iğnem var. 41 sık iğneyi bu şekilde arka loblarına batarak önde böyle bir halkası kalacak. Buraya kadar tamamlayıp geliyorum. 41 tane. Tamamladım. Yine ilmek kaydırma ile birleştirdim. Bir zincir çektim. Bu 41 sık iğneyi 2 sıra daha öreceğiz düz bir şekilde. Yani arka loba batmıyoruz. Normal batıyoruz artık. 2 sıra daha 41 sık iğne yapıp ben geleceğim. 1, 2 sıra örelim. 2 sıra daha 41 sık iğne ördüm. Toplam 3 sıra oluyor. Şimdi bu sırada 1, 2, 11 tane öreceğim. 11. sık iğnenin çekim kısmını beyazla yapacağım. Beyaz ipimi aldım. Şöyle onunla çektim. Mavi ipimi sıkıştırıyorum. Şimdi burada bir tane boşluk atlıyorum. İkincisine batıyorum. Bu mavi ipi alttan yürüteceğim. Buradan devam edeceğim çünkü. Bir tane atladım. Yarım trabzan yaptım. Üzerine doluyorum. Aynı boşluğa batıp yine yarım trabzan. Üçüncüsünü yapıyorum.
çektim. Beyazı sıkıştıralım. Maviyi de çekelim biraz. Topladım. Bir tane zincir çekiyorum. Üzerine doluyorum. Bir, iki tane boşluk atlıyorum. Yine yarım trabzan yapıyorum. Aynı yere bir tane daha ve üçüncü. Çektim, topladım. Üzerine doluyorum. İki tane boşluk atlıyorum. İkinci ve üçüncü. Bir tane zincir çektim. Beş tane yapacağım bundan. İki tane atlıyorum. İki boşluk atlıyorum. Burada bir zincir çekiyorum. İki, üç. Son fıstığı, ipimi, beyaz ipimi böyle arkaya atıyorum. Mavi iple topladım. Burada artık zincir çekmiyorum. Bir tane delik atlayıp yanındakinden başlıyorum. 15 tane sık iğne var sıra sonuna kadar. Öreceğim. İlmek kaydırma ile birleştirdim. Bir zincir çektim. Ve buradaki beyaz ipleri sıkıştıracağım arkadaşlar. Ve şurada bakın diğerinde yaptığım gibi içeriye gizleyeceğim. Burada düğümleyip içeriye gizleyelim ikisini de. İplerimi temizledim. Şimdi buradan örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane sık iğne ördüm. Şimdi bu fıstıkların üzerine bir tane buraya, zincirin üstüne. Bir tane fıstığın üzerine, bir tane zincirin içine. Zincirin üstüne bir tane de fıstığın üstüne yaptım burada. Sonra bu tarafa geçiyorum yine hemen mavi kısma. 15 sık iğne vardı burada. 15 sık iğneyi sıra sonuna kadar örüyorum. Tamamladım. Yine ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çektim. Şimdi bu sırada 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne örüyorum. Eksiltme yapıyorum. 5 ör, 1 eksilt. 1, 2, 3, 4, 5 tane ördüm. Eksilttim. 1,
3, 4, 5 tane ördüm, eksiltiyorum. Eksilttim. Sonucu yapıyorum. 3, 4, 5 tane ördüm. Eksilttim. Toplam 5 kere eksilttik. İlk aşağıdaki sırada 35 sık iğnemiz vardı. Şimdi 30 sık iğneye düştü. 5 tane eksilttim. Şimdi arkadaşlar iki ayakkabımız da bu sıraya kadar aynı. Buraya kadar iki tane aynı şekilde öreceğiz. İki ayakkabıyı da aynı yere kadar ördüm. Şimdi birini bırakıyorum. Ve birini aldım. Bunu sağ ayakkabı yapacağım. Şimdi ilmek kaydırma ile birleştirdim. Bunu bir sayıyorum arkadaşlar. Birinci ilmek kaydırmam. 2, 3, 24 tane ilmek kaydırma yapacağım. Diğer tarafa kadar 24 tane. 1, 2, 3, 4 oldu. 24 tane ilmek kaydırma yaptım. Bir tane daha yapıyorum. 25. 25 tane ilmek kaydırma yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içine batıp sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 tane ördüm. Şimdi burada şu halkalar birleştirdiğim ilmek kaydırmalar. Oraya sık iğne yapmak istemiyorum. O yüzden burayı atlayınca boşluk olmasın diye böyle bir eksiltme gibi yapıyorum. İkisini birlikte batıyorum. Eksilttim. Aslında sayım eksilmiyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne ördüm. Bir zincir çekip döneceğim arkadaşlar. Sayım 12 sık iğne oldu. 2, 4, 6, 8, 10, 12 sık iğne oldu toplamda. Şimdi bir sıra döneceğim. İpim de bu arada bitti arkadaşlar. Ekleyeceğim. Bir sıra 12 sık iğne örüp geleceğim. 12 sık iğneyi bir sıra ördüm. Bir tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne ördüm. Sıradaki iki sık iğneyi birlikte böyle alıp eksiltiyorum. 1, 2 tane örüyorum. Yine birlikte alıyorum. Bu şekilde eksiltiyorum. Kalan 3 sık iğneyi de ördüm. Sayım 10 sık iğneye düştü. Şimdi bir zincir çekiyorum. Tekrar 10 tane sık iğne öreceğim. 3, 1 zincir çekip döndüm. Yine 10 sık iğneyi örüyorum. Arka kısmı 5 sıra oldu arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 sıra. Şimdi 20 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 20. 20 tane zincir çektim. 8. zincire batacağım. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. zincire batıyorum. Sık iğne yapıyorum. On üç tane sık iğne yaptım. Şimdi şöyle döndürüyorum, bakın. Bir alt sıranın son boşluğuna sıkı bir şekilde ilmek kaydırma yapıp bir zincir çekiyorum. İpimi keseceğim. Bu ipimi böyle iğne geçirip arkadaşlar buraya gizleyelim. Sağ tekimiz, bakın sağ ayakkabı, yani düğmesi sağda olan sağ ayakkabı oluyor. Bu bağcık kısmı bebeğinizin ayağına giydirin arkadaşlar. Eğer kısa gelirse bu zinciri biraz daha uzatabilirsiniz. Bebeğin bileğine göre yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben ipi temizleyip geliyorum. İpimi temizledim. Şöyle iğneliyorum. Buraya düğme dikebilirsiniz ya da ben birazdan size iple nasıl düğme yaptığımı göstereceğim. Bu şekilde. Şimdi bu sağ ayakkabı, sağ teki. Şimdi sol tekini öreceğiz. Buraya kadar aynı şekilde örmüştük zaten. Bu sağ ayakkabı burada dursun. Aynı şekilde aslında birkaç sıra, yani son iki sıraya kadar burası da aynı arkadaşlar, ama ben bunu tekrar size göstermek istiyorum. Buradan itibaren ilk baştaki ilmek kaydırma ile birlikte yine 25 tane ilmek kaydırma yapıyorum. 25 tane yapalım. Bakın burada 25 yaptıktan sonra 2, 4, 5 tane sık iğnem kaldı. Şimdi bir zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Son ilmek kaydırmayı yaptığım yere, bağladığım yere batıyorum. Buradan yine aynı şekilde 6 tane örüyorum. 5, 6. Burada birleştirme kısmını atlamak istiyorum. Atlayınca delik oluşacağı için böyle eksiltme gibi yapıyorum. 1 diyorum buna da. Burada 6 tane yaptık. Burada da 6 tane yapacağız. 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne yaptım. Bir zincir çekip döneceğim. Yine burada 12 tane sık iğnem oluştu. Bir sıra 12 sık iğne yapıp geleceğim. Bir sıra ördüm. Bir tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne yaptım. Eksilttim. İki tane sık iğne ördüm, batıp çektim, battım çektim ve topladım, eksilttim. 2, 3 tane sık iğnemi yaptım, sayım 10 sık iğneye düştü. Şimdi bir sıra yine 10 sık iğne yapacağım. Şimdi burada yine 20 tane zincir çekeceğim. Farkı ne arkadaşlar? Diğerinde son sırayı yapmıştık. Sonra zincir çekip burada, bakın burada bir sıra, son sıra, 5. sırayı yaptık. Zincir çektik ve birleştirdik. Bunda 4. sırayı yaptıktan sonra zincir çekiyorum. Bakın arkadan belli zaten, burası ters. 1, 2, 3, 4 sıra yaptım. Sadece farkı o oluyor. Burada
2, 4, 6, 20 zincir çekeceğim. Yine 8. zincirden 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. zincire batıyorum. On üç sık iğne yaptım. Şimdi bakın böyle sırama dönüyorum. Sıramdan yine 10 tane sık iğneyi dümdüz sıra sonuna kadar örüyorum. Burada bir zincir çekip ipimi kestim. Bakın bu da sol oluyor. Yani düğmesi sol tarafı oluyor. Diğerinin düğmesi sağ tarafta, bunun sol tarafta. Yani sağ sol farkını oluşturmuş olduk. Ben şimdi bu ipimi içeri çekeceğim. Ve şuraya düğme yapılışını göstereceğim size. Beyaz ipimi aldım. Şöyle bakın aşağıya doğru tutacağım. Buraya tığımı geçirdim. İlk sıranın altına bakın. Biraz ipimi uzun bıraktım. Çektikten sonra bir tane zincir çektim. Şöyle biraz uzatıyorum. Aynı boşluğa batıyorum. İkinci. Bir daha üzerine doladım. Üç. Bir daha doluyorum. Ve dördüncü kere yapmış oldum. Dört kere dolamış oldum. Sıkıştırıyorum. Bakın şöyle yine. Bu kez bir sık iğne yan tarafa hemen dibine battıktan sonra ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi keseceğim. Şimdi şu ipleri içeri çekiyorum. Birini buradan, diğerini de hemen yanından çekiyorum ki burada düğüm atacağım. Aynı yerden olunca sağlam olmaz. Bakın. Düğmem bu şekilde oluştu. Bu iplerimi iğne ile yine içeriye gizleyeceğim. Şimdi arkadaşlar şu diğerini aynı yapacağız fakat diğerini böyle bunu aşağıya tutarak yapmıştık. Bunu böyle yapacağız. Yani böyle düz tutacağız. Şuraya batırıyorum. Bir daha göstermiş olayım. Bir tane zincir çektim, uzattım. 2 3 4 kere doladım. Yan tarafa bakın. Yan tarafa geçtim. İlmek kaydırma yapıp bir zincir çekiyorum. Yine ipimi kestim. İplerimi arkaya çekeceğim ve gizleyeceğim.
bakın düğmem oluştu. Yine aynı şekilde gizleyip geleceğim. İplerimi temizledim. Dediğim gibi isterseniz düğme de kullanabilirsiniz burada. Ama böyle de gayet şık oluyor. Şimdi arkadaşlar buraya bakın böyle beyazla bir sıra geçtim. Onu hemen göstereyim size. Şöyle tutuyorum. Ortalıyorum. İkinci ya da tam bu ek yerinden başlamıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. İpi de arkadan yürütmek istiyorum arkadaşlar. Yine gizleyeceğim. Bu şekilde burada 41 tane sık iğne vardı zaten. 41 sık iğneyi tamamlayacağım. 41 tane yaptım. İlmek kaydırma ile sıradaki sık iğneye bağladım. Bunu çekiyorum. Yandaki sık iğneye tığımı geçirdim. İç tarafa ipimi aldım. Bakın bu bağlantı yaptım. İlmek kaydırma yaptım. Sık iğnenin tek halkasına böyle geçirdim tığımı. Arkaya aldım. İpimi arkaya çekeceğim. Burada yine iğne takıp gizleyeceğim. Böylece bu videonun da sonuna geldim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.